27 Ağustos sabahında 4. Kolordu Yalçın Kayalıklar'da düşmanla çarpışıyordu. Komutan Albay Kemalettin Sami'nin emri kesildi. 1310 Rakımlı Tepe ne pahasına olursa olsun zapt edilecekti. Birinci Ordu Komutanı sabahın ilk saatlerinde yazdığı harp raporunda Kurt Kayası ele geçirildi. 1310 Rakımlı Tepe'de şiddetli boğazlaşmalar oluyor, diyordu. Sabah 8 sularında Erkmen Tepeleri alındı. Bu başarının tarihe mal olan kahramanlarından biri de Yüzbaşı Agah Efendi'ydi. Zaferin bedeli şehitlik mertebesiydi. Yarma cephesinin ortasında ve sol tarafındaysa saat 12 sularında Yunan birlikleri Sincanlı Ovası'na atıldı. Neferler "Cepheyi yardık!" diye haykırıyor, "Sincanlı Ovası!" diye bağıranlar sırtlardan aşağıya koşuyordu. Batıdaki 14. tümende Kılıç Aslan Tepe'deki Yunan mevzilerine girdi. Sadece Çiğil Tepe'deki Yunan birlikleri direnebiliyordu. Bu tepeye taarruz eden 57. tümenin topçu desteği az, arazi sarttı. Yunan tahkimatı da direnek noktası halinde yapılmış ve kuvvetliydi. Kocatepe'deki başkomutan bizzat telefon başına geçti. Yarbay Reşat ona yarım saat içinde tepenin ele geçirileceği sözünü verdi. Ancak 57. tümen bu işi başaramadı. Reşat Bey sözünü tutamadığı için hayatına son verdi, adını bir gurur abidesi olarak tarihe yazdırdı. Fahrettin Paşa taarruz eden süvarileri izliyordu. Bu sırada yanında birdenbire genç bir subay belirdi. Hastaneden kaçıp yanına geldiğini gördüğünde şaşırmıştı. İsmi Yıldırım Kemal'di. Kendisinden görev istedi ve en uçta savaşan bir süvari bölüğüne verildi. Yaklaşık 2 saat sonra Yıldırım Kemal orada şehit oldu. Şehit olduğu yerdeki istasyondaysa bugün onun aziz hatırası yaşatılıyor. Yunan tarafında General Trikoupis, çarelerin giderek tükendiğini görüyordu. Afyon ve Sincanlı Ovaları kuzeyindeki sırtlara çekilme emri verdi. Bu esnada Yarma bölgesinin sağ kanadındaysa Tezekli Yayla bölgesi düşürülmüş ve Afyon şehri görünmüştü. ...27 Ağustos günü saat 17.30 sularıydı. Düşman tarafından terk edilen Afyon, Albay Kazım komutasındaki 8. tümen tarafından kurtarıldı. Büyük komutanlar Afyon'da belediye binasına yerleşti. Gece yarısı cephe komutanlığından ordulara verilen emirde Yunan kuvvetlerinin batıya ve kuzeye çekilmesini önlemek maksadıyla 2. Ordu Döer, Muratlar, Belce istikametinde, 1. Ordu Bakırcık Tepe, Dumlupınar, Ahatköy istikametinde takip yapacaktır deniyordu. Zafer kuşu ufukta görünmüştü. Çember daralıyordu. Büyük taarruzun 3. gününde Türk komuta heyeti 1. Ordu'ya Dumlupınar'a düşman kuvvetlerinden önce yürümesini emretti. 2. Ordu da onun sağından ve kuzeyden ilerleyecekti. Düşman Dumlupınar'daki mevziye girmeden önce o siperlerin ele geçirilmesi çok önemliydi. Süvarilerin düşman gerisindeki faaliyeti Yunan kıtalarının ilerleyişini yavaşlatıyor, piyadelerin onlara yetişmesine imkan tanıyordu. Ertesi gün, yani 29 Ağustos'ta Mehmetçik amansız takibini sürdürüyordu. Süvari Yüzbaşı Şekip bugünün kahraman şehitleri arasına katılıyordu.
bir avuç askeriyle 2000 Yunan askerini esir eden yüzbaşı Şekip, kahramanca dövüşürken vuruldu, şehit oldu. Gün boyu yaşanan çarpışmalar sonucunda 4. kolordu karşısındaki 4 tümenin Dumlupınar tahkimatlarına gitmesine engel olmayı başardı. Batıya gidemeyen Yunan tümenleri her yandan baskı altına alınıyordu. Yunan kıtalarının komutanı Trikupis, tümenlerine Çalköy istikametine yürüyüş emretti. Önü tıkanan Yunan kuvvetleri Çalköy bölgesindeki çanak şeklindeki arazide yığılmaya başladı. Felakete giden yola girmişlerdi. Mustafa Kemal, zaferden sonra yaptığı konuşmada 29 Ağustos'u şöyle anlatıyordu. 1. Ordu, Olucak, Hamırköy, Çalköy'ü, Aslıhanlar üzerinden Dumlupınar'a gitmek isteyen 5 düşman fırkasına çattı ve güneyden taarruza başladı. Dumlupınar'ın doğusunda Hasan Dede yönüne giden fırkamızda düşmanın Aslıhanlar'a gelmiş olan 2 fırkasına rastladı ve hemen bu 2 fırkaya taarruz etti. Bunun üzerine düşmanın Dumlupınar yolu kapatılmış oldu. 2. Ordu da artık savaş temasına gelmişti.